Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak ons altında haftanın ikinci işlem gününde ekonomik toparlanmanın hızına dair endişeler ve teşvik paketi konusundaki anlaşmazlığın sürmesi değerli metalin baskı altında kalmasına neden olurken Dikkatlerin Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasındaki jeopolitik gerilim ve Fed'in son toplantısının tutanaklarına odaklanması ile 2000 dolar seviyesi üzerinde yukarı yönlü hareketlerini sürdürdüğünü gördük. Haftanın 3. işlem gününde ise altının Fed tutanakları öncesi 2000 doların altına geri çekildiği takip edilirken yayınlanan tutanaklar sonrasında Yeni pandemi destek paketlerinin gündeme gelmesi ve faizlerde gözlemlenen yukarı yönlü hareketlerle birlikte ons altının aşağı yönlü hareketlerini derinleştirdiğini gördük. Ons altına teknik olarak baktığımızda 1940 dolar seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiğini görüyoruz. Artan talep ile birlikte ons altının Yukarı yönlü hareketlerine devam etmesi durumunda sırası ile 1947, 1955 ve 1970 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Olası bir aşağı yönlü harekete geçmesi durumunda ise 1922, 1914 ve 1905 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli destek noktaları. Dolar Türk Lirası tarafında ise haftanın ikinci işlem gününde yurt içerisinde zayıf ve ekonomik akışı devam ederken Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın yaptığı açıklamada bankaların borç alabilme limitlerini gecelik vadede yarıya indirdiğini bildirdi. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise konut başlangıçları verisi yakından takip ettik. Haftanın 3. işlem gününde ise yabancı kaynaklardan Karadeniz'de bir enerji kaynağının bulunduğuna dair haberler ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cuma günü ülkemizde büyük bir müjde vereceğiz. Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına inanıyorum. Açıklarsam bu işin heyecanı kaybolur açıklamalarının ardından yaşanan iyimserlikle birlikte kurda aşağı yönlü hareketler takip edilirken FED Federal Açık Piyasa Komitesi'nin 28-29 Temmuz tarihli toplantısına ait tutanakları yayınladı. Tutanaklarda üyelerin politika stratejisini gözden geçirdiği belirtilerek deflasyonun temel fiyat baskısı riski olarak görüldüğü vurgulanırken yeni pandemi destek paketlerinin gündeme gelmesi sonucu faizlerde gözlemlenen yukarı yönlü hareketlerle birlikte doların birçok para birimi karşısında değer kazandığını gördük. Dolar Türk Lirası'na teknik olarak baktığımızda 7,30 seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiğini görüyoruz gelebilecek satışlarla birlikte kurdaki eğilimin aşağı yönlü hareketlerine devam etmesi durumunda sırası ile 7,28, 7,26 ve 7,20 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli destek noktaları. Gelebilecek olası alışlarla birlikte Kurdaki eylemin yukarı yönlü hareketlerinde ise 7,31, 7,34 ve 7,37 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gram altın tarafında ise haftanın ikinci işlem gününde 7,35-7,39 seviyeleri arasında dalgalanan kurun, Gün sonunda yatay hareketini sürdürdüğünü gördük. Ons altındaki yükselişten gücünü alan gram altında yukarı yönlü hareketleri takip ettik. Haftanın 3. işlem gününde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cuma günü ülkemize büyük bir müjde vereceğiz. Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına inanıyorum. Açıklarsam bu işin heyecanı kaybolur açıklamalarının ardından artan iyimserlik kurda aşağı yönlü hareketlere neden olurken yayınlanan FED tutanakları ile birlikte ONS altında da takip edilen sert geri çekilmeler sonrası gram altında da paralel olarak aşağı yönlü hareketlerini sürdürdüğünü gördük. Gram altına teknik olarak baktığımızda 454 seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiğini görüyoruz. 451 destek seviyesinin üzerinde kaldığı sürece gelebilecek alımlarla birlikte yukarı yönlü eğilimin devam etmesi durumunda 457, 460 ve 463 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları gelebilecek olası satışlarla birlikte gram altındaki eğilimin aşağı yönlü hareketlerinde ise 454, 451 ve 448 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli destek noktaları. Euro Türk Lirası tarafında ise haftanın ikinci işlem gününde Zayıf ve ekonomik akışı devam ederken Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın yaptığı açıklamada bankaların borç alabilme limitlerini gecelik vadede yarıya indirdiğini bildirdi. Pariteden gücünü alan euronun güçlü duruşunu sürdürmesiyle birlikte çaprazın yukarı yönlü hareketini sürdürdüğünü gördük. Haftanın 3. işlem gününde ise euro bölgesinde açıklanan Temmuz ayı enflasyon verisinin beklentilerin altında %0,4 düşüş kaydetti. Yurt içerisinde ise yabancı kaynaklardan Karadeniz'de bir enerji kaynağının bulunduğuna dair haberler ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cuma günü ülkemize büyük bir müjde vereceğiz. Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına inanıyorum. Açıklarsam bu işin Heyecanı kaybolur açıklamalarının ardından yaşanan iyimserlikle birlikte Türk varlıklarının değer kazandığı takip edilirken Euro-Türk Lirası çaprazında aşağı yönlü hareketleri gördük. Euro-Türk Lirası'na teknik olarak baktığımızda 8,63 seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiğini görüyoruz. 8,65 direnç seviyesinin altında kaldığı sürece aşağı doğru eğilimin devam etmesi durumunda sırası ile 8,60 8,57 ve 8,54 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli destek noktaları gelebilecek olası alımlarla birlikte kurdaki eğilimin yukarı yönlü hareketlerinde ise 8,65, 8,68 ve 8,72 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Euro dolar paritesinde ise haftanın ikinci işlem gününde Amerika Birleşik Devletleri'nde konut başlangıçları Temmuz ayında yükselmesine rağmen takip edilen virüs gelişmeleri Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasında süren gerginlik ve dolar endeksindeki 92,5 seviyesi altında zayıf seyriyle birlikte paritenin 1,19 seviyesi üzerindeki hareketlerini gördük. Haftanın 3. işlem gününde ise Euro bölgesinde açıklanan Temmuz ayı enflasyon verisinin beklentilerin altında 0,4 ile düşüş gerçekleşti. Dolar tarafında Fed Federal Açık Piyasa Komitesi'nin 28-29 Temmuz tarihli toplantısına ait tutanakları yayınladı. Tutanaklarda üyelerin politika stratejisini gözden geçirdiği belirtilerek dezenflasyonun temel fiyat baskısı riski olarak görüldüğünü vurguladı. Yayınlanan tutanaklar sonrasında yeni Pandemi destek paketlerinin gündeme gelmesiyle faizlerde gözlenen artış, dolarda yukarı yönlü hareketlere neden olurken paritede aşağı yönlü hareketlerin sürdürüldüğünü gördük. Euro dolar paritesine teknik olarak baktığımızda 1,1840 seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiğini görüyoruz. 1,1810 Destek seviyesinin üzerinde kaldığı sürece bu durumun devam etmesi durumunda 1,1870, 1,19 ve 1,1940 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Parite'nin aşağı yönlü harekete geçmesi durumunda ise 1,1810 1,1780 ve 1,1750 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli destek noktaları. Brent Petrol tarafında ise haftanın ikinci işlem gününde arz ve talep endişeleri sonucu satış baskısı ile karşılaştığını gördük. Haftanın üçüncü işlem gününde yayınlanan FED tutanakları öncesi dikkatler OPEC Plus toplantısı üzerinde olmaya devam ederken Suudi Petrol Bakanı petrol kesintilerinin 2022 Nisan sonrasına kadar uzatabileceğini belirtti. Ardından yayınlanan FED tutanakları ile birlikte dolarda yukarı yönlü hareketler gözlenmesiyle Brent petrolde de aşağı yönlü hareketlerin sürdürüldüğünü gördük. Brent Petrole teknik olarak baktığımızda 45 dolar seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiğini görüyoruz. 44,60 destek seviyesinin üzerinde kaldığı sürece gelebilecek alımlarla birlikte petroldeki yukarı yönlü eğilimin devam etmesi durumunda 45,60 46,20 ve 46,70 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek olası satışlarla birlikte eğilimin aşağı yönlü hareketlerinde ise 44,60 44,20 ve 43,60 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli destek noktaları beni dinlediğiniz için teşekkür ederim